Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned dine indellahil İslam. Bakara suresi ve diğer sure hangi ayet, hangi surede geçiyordu? Yok. Diğeri innet dine indellahil İslam. Birisi Bakara suresinin meşhur ayet-el kürsi diye bildiğimiz Bakara suresinin bir bölümü. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Ve Allah ininde din İslam'dır. Ali İmran suresinin de geçen ayet-i kerimenin tefsirinin yapılmış olduğu 8. sözü okuyoruz. 8. sözü okumamızdaki maksat bu iki ayetin bu asra bakan noktasını, bize bakan noktasını anlamak. Gayemiz o. Bu ana temayı kaçırmamak lazım. Sürekli zikrediyorum bilerekten. Risale-i okumamızdaki amaç Kur'an'ı anlamak. 8. sözde üstad ne demiş diye anlamak için uğraşmıyoruz. 8. söz vasıtasıyla Kur'an'ın bu ayetinin bu asra bakan vecihini anlamaya çalışıyoruz. Tabii uzun bir süreçte şeye kadar geldik. Sonlara doğru geldik. 8. sözün ana teması dünya ve dünya içindeki ruhu insani. Dünya ve dünya içindeki ruhu insani. Ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeri zulümattan kurtaran La ilahe illallah, ya Allah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle demişti. Ve bize bir hikaye anlatmıştı. Kur'an'ı bir üslupla bize hikaye üzerinden hakikate giden bir yolla bu manaları, yani dünya, dünya içindeki ruh insan, insanda dinin mahiyeti ne demek, dini hak ne demek, dinsiz insan kimdir? Bu kavramlar üzerine bayağı bir konuşmuştuk. Yani ilk defa gelenler var aramızda. O yüzden bu dersin diğer versiyonları, diğer dersleri Teneffüs Vakti Akademi kanalı diye bir kanal açtık. Orada uzun olaraktan var. İzleyip beğeni yapıp, yorum yaparak, sayfayı beğenerek ondan sonra destek verebilirsiniz. Bu da reklam olsun. Evet, nerede kalmıştık en son abiler? Evet, şuradan. Ve o ağacın, yani temsilde bir iki adam vardı. İki adam bir kuyuya atlamışlardı. Değil mi? O kuyuda tam ortasında bir ağaç vardı. Ağaçta bir garip bir ağaçtı. Yani çünkü zahirde ne ağacıydı? İncir ağacıydı. Fakat incirden nara kadar içerisinde bir sürü meyvelerin olmuş olduğu bir ağaç. Yani garip bir ağaç çünkü bir meyve ağacında o ağaç hangi meyve ağacıysa o meyve bulunur. Diğerleri olmaz. Aynı anda 3-4 tane veya çok fazla çeşit varsa bunda bir sır var. O ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi kudret-i semadaniyenin sikkesine ve rububiyet-i ilahiyenin hatemine saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Üç nokta saydı burada. Kudret-i Semedaniye'nin sikke, hatem ve turra. Bu sikke ve hatem ve turra çok geçiyor Risale'de. Değil mi? Yani çok 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 zikredilen bir nokta. Hiç düşünen oldu mu aranızda? Girdik de çıkamadık. Ben mesela geçenlerde okudum sikke ile alakalı. Bir şeyden her şey, her şeyden bir şey manasında hep nazar sikke kısmında birkaç yerde denk geldim yani. Sikkeyi anlatırken. Sikke normalde neyi? Şöyleten böyle küçük bir para birimi olsa gerek değil mi? Yoksa şey mi? Neydi? Sikke. En küçük para birimi değil mi?
Yani oradan bağdaştırarak gidebilsek acaba bir şey açılır mı yani? Sanki daha cüzi şeylerde sikke mi gözüküyor? Daha küçük böyle, daha... Üzerinde Osmanlı'da sikke olarak kullanılan para birimi var ama Risale'de geçen farklı. Onları Risale'de geçen şeylere bakmak lazım. Sikke, hatem ve mühür taklidi mümkün olmayan şey olarak kullanılıyor. Taklidi mümkün olmayan Cenab-ı Hakk'ın nişanı olarak kullanılıyor da kullanıldığı şeyleri var, ihtisas alanları var. Sikkeyi ben de bakmıştım da. Külliyattan bakmak lazım. Bütün külliyattaki sikkeleri karartmak lazım yani. Karartmak lazım. Para birimi değil de şey hani Osmanlı padişahları Mecidiye, tamam. Hamidiye diye kullandıkları paraları kendi mührünü vurduk yani kendi isimleriyle bastı. Sikke manası öyle olabilir mi acaba? Olabilir. O yüzden sikke denmiş olabilir mi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani. Tamam. Hani padişahı tanıtan manası. Kelime manasını okuyor mu abi? Ay. Hüvvet'ten. Oku abi. Karşılamıyor tamam. Oku abi bir bakalım. Yok abi. Damga, nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür, umumi damga, dirhem, para üstüne vurulan damga, düz ve doğru yol manası da kullanmış abi. Hmm. Bir de mevlevlerin keçe külahların ismi de imiş. Yani o zaman... Bir şey yani genelde bu hani padişahın para bastığı yani. Bunu ne diyelim, matbaası diyebilirsek yani. Hmm. Sikke tarafına kainat tezgahı dersek abi. Tuğra da o zatın, o padişahın isminin yazılı olduğu alan. İki yüzü düşünürsek bunu. O zaman biz sikke dediğimiz zaman kainat tezgahını düşüneceğiz. Yani bu tezgah ve bu tezgahı işlettiren padişah. Tuğra kısmına geçtiğimiz zaman o mahlukatta görünen esma. Onun ismi hangisi ise? Hatem. Hatem de abi şeyler, mektuplardan sonra konulan mühür. Buna hatem deniyor. Yani kainatı biz tezgah olarak düşünürsek abi, insan onun hatemi mesela. Yani mührü. En canlı kısmı o. Evet, Hatem-ül Enbiya noktası da tutuyor senin dediğin şey. Yani kainat tezgahı... Muvaffak abi bence, kainat tezgahı. Onu bir şeyden her şey, her şeyden bir şey yapmak diyecek ya aşağıda. Yani evet. O matbaada basılan para yani, o tezgahta basılan varlık, mevcuda. Yani bunda gören isim de onun turası oluyor abi. O Hatem-ül Enbiya farklı ama abi. Hala o. Peygamberlerin sonuncusu anlamına geliyor. Hatem-ül Enbiya. Peygamberlerin en son mührü abi. Zaten Peygamberimizin sırtında da varmış oluyor. O Hatem. Tüm peygamberlerde var. Vasfedilen Ha ile yazılan Hatem-ül Enbiya hitamdan geliyor. Hatem'e. Yani peygamberlerin sonuncusu demek. Nebilerin sonuncusu. Sen abi Hatem-ül Enbiya dedi ya, onu diyorsun. Yok, ben abinin anlatmış olduğu manada hani mektupların sonunda vuruluyor Hatem dedi ya. O manada dedim yani muvaffuk düştüğünü anladığımı ifade etmek için kullandım. Abi şeyden kaçtı 29. pencere olması lazım abi. Sarı çiçeği anlattık enstitüsünüz orada kullanıyor onu. Hmm. Yani çok geçen bir mana yani üç şey. Orada genelde o dağı ve dağdaki sarı çiçeği mesela sikke ve hatem olarak gösteriyor. Hmm. Ve ondaki esmayı da biz tur olarak anlayabiliriz yani. Yani burada da, üç noktayla yani Kudret-i Samedani'nin sikkesi, Rububiyet-i İlahi'nin hatemi bir tane kudreti gösteriyor. Bir tanesi Rububiyet-i İlahiye ve Saltanat-ı Uluhiyet. Tin turrasına işaretmiş o ağaç. Ama şey yok mudur abi? Bunda ilk önce şu ağacın birliğinden bir bahset. Yani onda bir vahdet yok mu? Hani önce vahdet nazara alsak. Çünkü hani ikinci şu anda diyor ya, vahdet de cemali ilahi ve kemali rububiyet tezahür ediyor. Yani o ağacı biz bir birlik olarak, bir bütün olarak o fabrikayı bütüncül bakabilirsek mesela tek merkezden, bir merkezden mahruti bakabilirsek o tezgaha birlik vasıtası, ondan sonra Kudret-i Samadani görebiliyoruz daha şey olarak. Hani daha işte o diziliş olarak. Diziliş noktasında zaten açıklamasını okuyalım ya, oradan devam edelim bakalım. Yani sizin dediğiniz şeye muvafık anlatıyor yani o vahdet meselesini. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvani icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelifül cins taamlardan
o zihayata bir lahm-ı mahsus yapmak. Bir cildi basit dokumak gibi sanatlar. Yani bu nokta bir tek şey, bir tek şeyden her şeyi yapmak, her şeyi bir tek şey yapmak manası bize vahdeti gösteriyor. Fakat o vahdet içerisinde bütün bu tecelliyat içerisinde 3 nokta. Kudret-i Samedani, Rubiyet-i İlahi, Saltanat-ı Uluhiyet. Yani konu başındaki mevzu hani ya Allah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani baştaki Allahu la ilahe illa, hani önce o la dediğimiz kısımdaki o inkar etmemiz gereken, hakikatte olmayan da bizim vehmimizle oluşturmuş olduğumuz o güç verdiğimiz, tesir verdiğimiz, sen söyle icat verdiğimiz, o mevcudat, o esbab vesaire ne varsa onların reddi buradan çıkıyor. Yani Cenab-ı Hak vahdet dairesinde bu üç noktayla, kudretiyle, rububiyetiyle ve uluhiyetiyle her an bir tecelliyat içerisinde. Bunun en basit örneğini işte bir tek şeyden her şeyi yapması, her şeyi de bir tek şeyden yapması. Bir tevhid göstergesi. Yani dinli insan bu zaviyeden bakan insandır. Eğer esbaba tesir verip işte bu bundandır, bu bundandır diye meseleye yaklaşıyorsak biz dinsiz oluyoruz. Buradaki dinsizlik tabii hep söylüyorum tekrar tekrar itikadi dinsizlik değil. Hani dinsiz oldum, ateist oldum, kafir oldum manası da küfür ehli olursun. Yani hakikatin üzerine örtersin. Risale'de küfür iki türlü kullanılıyordu. Bir kafir yani itikadi olarak reddeden, ilahı reddeden kişi kafirdir. Küfür manası da hakikatin üzerine örten manasında kullanılır. Mesela 23 sözü tefekkür ediyoruz ya, hani 15 günde bir. Orada dikkat ederseniz insaniyeti anlatırken sürekli küfürden bahsediyor. Küfür, 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 küfür. Ben şimdi kafir değilim ama insaniyetimi ve insaniyetimin içine takılan o müthiş cihazatı işte dünyaya ve dünyevilik noktalarına sarf ettiğim anda orada harcadığım anda küfür ehli olmuş oluyorum. O zaman iş değişiyor. O zaman sekilenmeye başlıyoruz. Diyorsun ki ulan beni anlatıyormuş mesele yani. Yani kainattaki kudret-i samedani, rububiyet-i ilahi ve saltanat-ı uluhiyet her şeyin üzerinde gözüküyormuş. O yüzden Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayet-i kerime. Yani o Allah'tır, haydır, hayat verir, o kayyumdur, o hayatta tutar. Yani sen dikkatle baktığında o esbab dağdası içinde aslında vahdeti rahat şekilde görebiliriz biz. Yani zor bir şey değil. Yani tevhid aslında kolay. Yani birlemek, bire vermek kolay. Aslında şirk zor. Hani buzlar üstünde yürümek gibi. Ondan sonra tevhide ulaşamamak aslında zor. Ama tevhide ulaşmanın zorluğu tefekkürden geçiyor. İşte marifetullah eğitiminden geçiyor. Bize zor gelen kısmı da o işte. Onu yapmayınca maalesef biz çoğu zaman farkında olmadan itikadi olarak bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani bir tek şeyden her şeyi yapmak. Bir sudan bütün mevcudatı yaratması, bir spermden bir insanı yaratması ve her şeyi bir tek şey yapmak. Yediğimiz her şeyi işte vücudumuzda bir cilt yapması, bir et yapması. İşte tasarrufat-ı ilahinin en büyük göstergesi yani. O ağaç da, temsildeki ağaç da bize onu simgeliyor, onu gösteriyor yani. O dediğin yeri buldum abi. Nereye abi oku? Ben bir şey diyebilir miyim? Ya. Yani bununla ilgili detaylı bir çalışma yapmadan, yani ortak bir şey çıkartmadan bunları okumak bence kafa karıştırır. Yani sikke, hatem ve... O tabii onun üzerine tek tek çalışmamız lazım. Bütün külliyatta kendi manasının haricinde hangi terimsel mana içerisinde Üstad Hazretleri kullanmış? Ona bakmak lazım. O zaman şöyle yapalım. Sadece özeti olarak yani... tanımına veya tarifine çalışırken ana temadan kopuyoruz. Ana tema şu, en sonunda üstad bağlamış. Her birisinin cüz'i küllü, külli, az veya çok, büyük veya küçük farklı dairelerde tavsif etmiş, tanımlamış. Ama en son bir şey söylemiş. Ne? Taklidi mümkün olmayan imza. Bizim burada bence yakalamamız gereken taklidi mümkün olmayan imza. Orasını almamız lazım. Sen okuyacaksın onu. Bu yüzden dedim. Yok, bunu da zaten yok, söylüyor. Hayatın üstündeki sikkeden bahsedecek, sonra oraya tamamlayacak sikkeyle alakalı. Yani bir çalışma yapmak lazım, yoksa şey... O zaman üçe ayrılacağız, grup yapacağız. Sikkeciler, hatemciler, turracılar.
Sikkeciler alacak, sikkeyi çalışacak, yazacaklar tak tak tak. Onlar sunum yapacaklar. Sonra hatemciler yapacak. Sonra turracılar ortaya güzel bir çalışma çıkacak. Öyle hazır, güzel olur yani. Yapılabilir. Az önce bahsettiğim tevhid noktasında sergi olarak veya toplumsal olarak yaşadığımız en büyük sıkıntı abi, bize telkin edilen taklidi olan tevhid-i uluhiyeti tevhidin Himalayaları veya zirvesi görmemizden kaynaklanıyor. Halbuki Allah'ı inkar etmemekle iman etmek meselesi bütün bütün başka. Çünkü bu kainatın halikı tevhid-i rububiyetini esas maksat yaparak bu donanımla, bu cihazla, bu aletle bizi göndermiş. Bizden istediği şey mesela şeyde var, teknolojide var değil mi? Mesela inovasyon diyorlar veya araştırma ve geliştirme diyorlar. Çok ciddi bütçe harcayıp bunun üzerine hem maddi olarak hem bedenen hem de para olarak hem de fikir olarak çok ciddi emek sarf ediyorlar. Yani küçücük bir kurumsal şirketin ayakta tutan en önemli şeylerden iki tanesi. Birisi Ar-Ge, araştırma ve geliştirme, diğeri de inovasyon. Mesela yıllarca buradaki belki herkes, isim zikredeceğim, Nokia'yı kullandık değil mi? Bir dönemin deviydi. Fakat o inovasyona yani yenilenmeye, tazelenmeye, kendini geliştirmeye ayak uyduramadığı için piyasadan silindi gitti diyelim. Tekrar tutunma çabaları falan var. Şimdi tevhid-i rububiyet noktasında bizdeki bence en büyük eksiklik değişen, çalkalanan bu kainat içerisinde, hadisat içerisinde tevhid-i rububiyet noktasında kendimizi tazeleyemememiz. Kendimizi yenileyemememiz veya böyle bir gereksinim hissetmememiz. Hani birkaç hafta önce yine bu dersi okurken, 7. sözü okurken Cüras suresinin 14. ayetini okudun ya. Abi biz okuduğumuz zaman قَالَتُوا الْعَرَابُ عَمَنَّا dedikleri zaman o bedeviler dediler ki biz iman ettik. Allah da Efendimiz de diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sen onlara de ki قُلْ siz iman etmediniz. لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اِسْلَمْنَا siz sadece İslam oldunuz. Niye? Çünkü iman sizin kalbinize girmedi diyor. Biz Kur'an'a muhatap olduğumuzda sanki kendimizi o şey gibi göremiyoruz yani, bedeviler gibi göremiyoruz. Bir yenilenme ihtiyacı, tevhid üzerine bir çalışma, bir ihtisas, ciddi bir tetebbu, bir tecessüs, bir tetkikat, böyle bir şey göremiyoruz. Bunu görememizden dolayı da tevhid-i uluhiyeti de, yani bu kainatta bir Allah var, Allah'ı inkar etmemeyi de zühr tesellisiyle, kendimizi teselli edip imanın çok yüksek mertebesi zannediyoruz yani. İşte o tevhid-i rububiyet zaten şirkin alanı. Tevhid-i uluhiyette şirk olmaz. Yani iki Allah var diyecek bir ahmak çıkmaz yani kainatta, yani dünya içerisinde, ama rubiyette yani o tecelliyatta, tasarrufatta şirkler ortaya çıkıyor. Yani Firavun da ben ilham diyor yani, ondan sonra tasarruf noktasında yani bugün hiçbir Müslüman, en ateisti bile gitse sorsan adam der ya, bir ilah olacaksa bir tane olması lazım, iki olmaması lazım. Ama rububiyet noktasında işte o tasarrufat noktasında şirkler çıkıyor ortaya. O yüzden ayet-i kerimenin o ayet-i kürsüde geçen Allahu la ilahe illa kısmının Allahu la ilahe ilk kısım orası önemli yani ve onu yıkmak lazım. Ondan sonra hay ve kayyum zaten ortaya çıkıyor. Yani o la ilahe illallah'taki la kısmı çok önemli. İnkar çok önemli. Yani vehmimizle oluşturduğumuz o ilahları inkar etmemiz lazım. Ondan sonra tevhid olur. Yoksa Allah demekle tevhide ulaşmayız. Allah neticedir, sonuçtur. Sonuç sonuç problem çözmeye benzer. Sonucu söylemişsin ama işlem yapmadan sonuca ulaşmak esas değildir yani. Hiçbir öğretmen de size puan vermez. Soru sorulmuş, sana sene içerisinde bir sürü formül öğretilmiş. Sen hiçbirini kullanmamışsın. Demişsin ki netice 5. Nereden buldun bunu? Hoca ne der sana? Atmışsın sen yani. Bir yerden kopya çekmişsin yani. Değil mi? Ama renklemi yaptığında evet bu renklem için uğraşmış ve bu sonucu bulmuş. Evet bu tahkiktir. Allah demek taklittir yani. Sonucu söylemektir. Allah ne bağırıyorsun Allah diye. Nereden biliyorsun Allah yani? Evet. Bu tevhid noktası çok önemli. Var mı başka diyecek olan bir şey? Güzel kardeşim. Şey, konunun biraz başına döneceğim de hani dön abi dön. Ruhi insanın o ihtiyaç olması, yani tevhide ulaştığı zaman saadet olması noktası var ya. Evet. Geçen okurken dikkat ettim de en başta hani kuyuya doğru giderken korktu fakat biraderi kadar korkmamıştı ya abi. Orada diyor çünkü üstün zanlıyla güzel fikre şu sağlam bir hakimi var. Yani burada bir taklidi iman var. Sonra aşağıya geliyor. Diyor ki
Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün korkusu gitti. Yani en başta korkuyordu, biraderi kadar korkmuyordu. Yani taklitte olan bir mümin de kafir kadar korkmuyor. Fakat tevhide ulaştığı zaman bütün korkusu gidiyor. Ya o incir ağacı bakıyor, her şey ondan. Mühürleri okuyor. Tahkike geçti bu sefer bütün korkusu gitti, evet. Yani. Çünkü en başta nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Nizam ve intizam varsa, koruyan ve gözeten birisi varsa senin korkun gider zaten. Korkunun temelinde nizamsızlık vardır. Hakiki cesaretin menbaı imandır meselesi bu. Yani kainatta bir nizam ve intizamın farkına vardıktan sonra her şeyin birinin kontrolü altındaysa neden korkacaksın ki o zaman? Yani o izin vermedikten sonra yaprak kımıldamaz ayetini sen ne sanıyorsun? Sana yaprağı mı anlatıyor orada? Yaprak demiş olduğun en küçük bir cisim, bir varlık bile benim kontrolüm altında. O yüzden senin korkutacak bir şey olmaması lazım. Korkuyorsan bir şeyler tesir verdiğinden dolayıdır. Üçüncü sözde o ifade edilmişti yani. İbadet manası, Yahüven nâsı yurdu ayetinin geniş manada bize tevhid merkezi ibadeti anlatır. Kainata kafanı kaldırdığında her şeyin zaten tevhid merkezi bir itaat ve ibadet halinde olduğunu gördüğünde senin korkacak bir şeyin kalmaz. İşte kuyruk yıldızdan korkan Amerikalılara gülüyorsun ya. Köpekten korkan Müslüman da aynı manadır ona bakarsan. Çünkü köpeğin seni ısırma korkunun temelinde köpeğin kendi başına hareket etme mantığı vardır. Isırır, köpek ısırır. E tabi ateşte yakar zaten. Ya nasıl bir şey bu? İşte öyle bir şey yani. Ben köpekten korkuyorum, onu da söyleyeyim. Ama öyle yani. Şeyi altında bu var. İmanla ne kadar ciddi terak ettikçe hiçbir şeyin tesir etmeme, zarar menfaat onun elindedir. Hani diyor ya, eşhedü en la ilahe illallah. Yani ne diyor? Abid. Bak, abid diyor değil mi? Yani niye kul demiyor? Abid ne demek? Kul. Kul ne demek? Abid. İşte böyle olursa bu iş, hoşaf olur o iş. Abid farklı bir şey, kul farklı bir şey. Abd olmak, her an yaratılmışlığın ve her an yaratıldığının farkında olan kişidir. Abid namazında der ki eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki la ilah yoktur, illa Allah vardır. Zarar menfaat onun elindedir. Hiçbir şeyi zarar veremez, menfaat de veremez. O zaman neden korkacağım ben yani? Zaten tevhide ulaşmışım yani. Korkunun temelinde bu itikat problemi var yani. Abi o şey kudreti Samedaniye'nin sik kesiliyor ya. Hı. Şu baş cümlede ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise, yani şu kainat tezgahına baktı o, evet, şey ikinci insan ve her ikisinden biri kainatta muhteşem bir tezgahın işlediğini gördü. Bir merkezden yapılan bir, evet, tezgah. İşte o ağaçta cevizlerin arkada muhtelif yemişler var. Şimdi orada şuna intikal etti. Dedi ki her şey birbirine muhtaç olduğunu görüyorum. Yani toprak, o ağaç toprağa, çiçeğe, güneşe, hava suya muhtaç. Fakat bu muhtaçlık içinde muhtaç olmayan bir kudretin var olması lazım. O kudrete dayanması lazım ki bu mütemadiyen devam etsin. Evet. Demek kudret-i Samedi'nin sikkesini biz vahdette böyle görmemiz gerekiyor yani kainata baktığımız zaman. Tabii çünkü tevhid fıtridir, olmazsa olmazdır. Yani çünkü her şeyi bir elden yönetilmesi kolaydır. Çokluğa vermek zordur. Üstad bunu çok yerde anlatıyor güzel misallerle. Hani hepimizin belki askerlik yapanların tek bir elden çıkması, ayrı ayrı hepsinin tek tek idare olması. Yani hadsiz ilahları kabul etmek zorunda kalırsın. Yani. O yüzden tevhid çok kolaydır. Yani ama işte bu birazcık o muhalefetullah eğitimini almaktan geçiyor. Bu. Kafa yormadan bu olmaz. Yani iman bir eğitim sürecidir ve her an yenilenmesi, tazelenmesi lazım olan bir süreçtir. O yüzden de tahkiki iman kalbe nüfus ettiğinde şeytan ulaşamıyor. Çünkü artık o sirayet eder. Ama böyle ben iman ettim diyerekten işte kıl beşi, yağışı, karıştırma işi modunda bir hayat taklidi imandır. Yani böyle bir zamanda esbabın bu kadar çok sen söyle revaçta olduğu, sebeplerin gitgide arttığı ve tesir, zahiri tesirin gözükmüş olduğu şeyde sen imanını nasıl muhafaza edeceksin yani? Çok zordur tevhidde durmak. O yüzden İnnet dine inde Allah'a İslam kavramını iyi algılamak lazım. Yani ben İslam'dayım, İslam dairesindeyim demekle İslam dairesinde olunmaz. Ne özelliğin var senin? Doğar doğmaz İslam dairesinde atılmışsın zaten. Hangimiz çaba sarf ettik İslam olmak için?
Yani babam Budist olsaydı belki Budist olacaktın yani. Hiç araştırmadın ki. İslam'ı araştırdın mı yani? Yok. Ya şimdi senin ne ayrıcalığın var? Ekstra bir şeyle sana bir şey verilmiş yani. İslam olmak, iman üzerine olmak süreçtir. Her an, her an, her an, her an. Her andır yani. Anlıktır iman. Dalalette olursun, hidayette olursun. Dalalette olursun, hidayette olursun. Evet. Yani zihayatın yediği gayet muhtelif cins tahımlardan o zihayata, bütün hayat sahiplerine, sırf insana değil bakın, bütün hayat sahiplerine, mesela sığır, inek kesiyoruz kurban bayramı değil mi? Hayvan ot yiyor işte, pancar yiyor, ot yiyor, saman yiyor. Bakıyorsun 800 kilo, 900 kilo et alıyorsun hayvandan yani. Nereye gitti? Et oldu. O et olma süreci aslında yemiş olduğu çeşit çeşit nimetlerin tek hale döndürülmesi. Ha. Şey de acayip abi, mesela çocuk doğduğunda 6 aya kadar hep süt içiyor. Yani. Bir sütten göz, kulak, burun. Tabii. Tabii de büyüyor. Aynı şekilde bir sudan vücut uzuvları halk ediliyor. Yani sanat zıtlık içerisinde bize gösteriliyor. Kudret yani. Su yapar yani. Bakıyorsun geçen bir tane kurbanın böyle dönüşümünü hızlandırmışlar. Ne acayip yani. Harbiden bu belgesellerle insanın imanı terakki eder ya. Var belgesel izlemek de bu marifetullah cihetiyle. He? Tabii aynen yani. Bizim için ehli iman için değil mi? Ehli iman için büyük bir vesile. Bakıyorsun böyle kurbağa böyle damlacık su yani pır 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 siyah oluyor. Pır pır hop yemişim kurbağa oluyor. Hızlandırıp çekmişler böyle. Müthiş bir tecelliyat yani. Evet, o dokunmak gibi sanatlar zatı ehad-ı samet olan. Şimdi kullanılan esmalar çok önemli. Yani işte kelime uyumu olsun, kafiye olsun. Ehad-ı samet diyelim, altından da sultan-ı ezel ve ebed diyelim. İşi bağlayalım, esma kullanmış olalım diye kullanılmıyor. Yani aslında konu bütünlüğü içerisinde ehad ve samet, iki esma. Ehad ne demek? Bir. Vahdet ne demek? Bir. Vahid ne demek? Bir. Fert ne demek? Bir. Allah mübarek etsin. Bir, bir, bir. Daha binine kadar bir, bir. Ehadiyet. Mesela ehadiyet, vahidiyeti anlamamız için bir mihenk bizim için değil mi? Mesela vahidiyeti, vahdeti anlamak, tam manasını anlamak yani bir mahluk için imkansızdır. Ki mahlukatın eşrefi mahlukat olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'la mülaki olduğunda ehadiyetiyle mülaki oluyor, müşerif oluyor yani. Çünkü bütünü anlamak, zaten bütün dediğimiz tabir de aslında bir sen söyle sonlu bir mana olduğu için o Cenab-ı Hakk'ın o hassiz, sonsuz tecelliyatını anlamak imkansız olduğu için Kur'an-ı Kerim böyle müthiş bir formül yapıyor bize. O bütün içerisindeki cüz'ü nazara veriyor. Bütünü anlayamazsın ama cüz'de o bütünü görebileceksin diyor yani. Çok önemli nokta bu. Yani mesela bütün insanların rızıklandırılmasını anlayamayabilirsin. O zaman senin rızıklandırmana bak. Çocuğunun rızıklandırılmasına bak. Mesela bütün insanları Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını idrak edemezsin. O zaman seslerin farklılığına bak, renklerin farklılığına bak. Farklı farklı yaratması hususi mübaşeret tabiri caizse ehadiyeti gösteriyor. Aynı zamanda Samet ikinci bir esma. Ne demek? Samet. Her şeyin ona ihtiyacı olması, onun hiçbir ihtiyacı olmaması. Değil mi? Şimdi kainatta baktığımız zaman bir tek şeyden her şeyi yapmak, her şeyi bir tek şey yapmak için hem ehad olman lazım, hem samet olman lazım. Böyle bir zat lazım. Hani o kudreti dediniz ya, böyle bir kudret lazım işte. O kudretin de vasıfları bu işte. Ehad ve samet. Aynı zamanda sultan-ı ezel ve ebed olmak lazım. Ne demek sultan-ı ezel ve ebed? Ezel, geçmiş dersiniz. Olmaz, sakın demeyin. Ebed, gelecek. He? Başlangıcı ve sonu olmayan. Evet. En basit manada bu. Başlangıcı ve sonu olmayan. Nasıl anlayacağız burayı? Fikren anlamaya gayret göstereceğiz. Başlangıcı olan birisi, başlangıcı olmayan birisi bizatı. Başlangıç olması, bitiş olması mahlukiyeti gösterir. Evet. Halık'la ifade edecek kavram değildir o yüzden.
Eğer bir şeyin başlamışsa daha önce başlamamıştır. Bir noksaneti gösterir yani. Bitmişse demek ki sonu gelmiştir. Yine noksaneti gösterir. Ehad ve Samet ise ezel ve ebed olmak lazım zaten. Yani Cenab-ı Hak mesela kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Ne zaman ki? Çarpılacağız. Mesela ne yapıyordu yani? Şöyle. Ayın aşina nazarıyla haşmet rububiyetini ve azamet uluhiyetini kendi nazar ediyordu. Kendi nazar ediyordu. İşte böyle nurcu kelimelerle güzel bir manayla ifade edilir. Evet işte yani başlangıç ve sonu yoktur. Halikiyet her an bir tecelliyattır. Cenab-ı Hak her an tecelli eder, her an tezahür eder. İşte bunu biz bu manayı anlamak için de ezel ve ebed diyoruz. Ezel ebed bizim alemimizde işte başı ve sonu olmayan diyerekten mahlukiyet boyutunda idrak edilme noktasıdır. Ama o mana değildir yani bilin. Hani baş ve son değildir yani. Başı olmayandır çünkü ilahtır, sonu da olmayandır çünkü ilahtır. İlahın başı ve sonu olmaz çünkü varsa bir baş ve son o ilah olmaz zaten. Bu ehad-i samet konusunda yani buradaki konuyla alakalı olarak şurada ağaç örneğini verdi ya Üstad. Şimdi şu ağacın bütününe bakıp Allah'ın birliğini, uluhiyetini düşünmek, fikretmek vahidiyet oluyor artık. Evet. Her bir meyvede Allah'ın birliğini görmek, tekliğini idrak etmek ehadiyet oluyor. Ehad-i samet de o hem bütünde hem cüzde hiçbir şeye muhtaç olmadan ve her şeyin anda an kendisine muhtaç olmasını idrak edip görebilir. Evet. Hani biz bir makine yaparız, kurar bırakırız. Ama Allah öyle değil yani. O her an tecellidir. Fealillümayyum evet. Diyor yani. Her an tecellidir. Ehad-i samet her an varlık, her an be an. Yani bizim zaman kavramları her şey o an be an onun hep ehadiyetine, vahidiyetine muhtaç yani. Fakat biz nazarımıza bütüncül baktığımız zaman vahidiyet ve her bir cüzde, her bir meyvede gördüğümüzde ehadiyet oluyor. Vahdet ne oluyor? Vahdet o ağacın bütün sistemi oluyor. Sistem olarak bakabilirsiniz, evet. Vahdet diyoruz. Evet. Sonuçta tevhid merkezi ifade ediliyor. Yani aslında bunlar neymiş? Ehad-i samet olan Sultan Ezel ve Ebed'in sikke-i hassasıdır. Hatemi mahsusudur. Taklit edilmez bir turrasıdır. Yani bunlar bu sen söyle nasıl ki hani para biriminden gitsek en ufak paralar padişaha gösterir. Değil mi? Hatem, mühür padişaha gösterir. Tuğra zaten padişaha alenen gösterir. Yani ben şimdi bir tuğralı yazı göremeyince padişaha görememek gibi şeyim yok, lüksüm yok. En ufak bir cüzede bile o sikkeleri görebiliyorum. Öyle bir sistem ki kainat. Hani şey diyor ya Mesnevi Nuriye'de mucibe-i külliye, salibe-i külliye mi diyor ondan sonra. Bir tek ilahı kabul ettikten edersen her şeye, her şeyi ona vermek zorundasın. Eğer onu kabul etmezsen her şeye milyarlık vermek zorundasın. Şimdi ben padişahın turralı bir yazısını, fermanını okuyamadım diye padişah intisabım kesilmiyor benim. Sikkeye baktığında, en ufak bir mevcudata bile baktığında o manayı çok rahat görebiliyorsun. İşte taklit edilmez turrasını okumak için taklidi iman, tahkiki iman sahibi olması lazım insanın. Yani mütefekkir bir nazar olması lazım. Burası çok önemli yani. Din dediğimiz manada odur zaten. Senin muhalefetullah penceresinden hayatı okuduğun zamanlar sen dindarsın. Bundan hariç zamanında sen dinsizsin. Yani din harici bir nazarla okuyorsun, yorulmuyorsun. Üstad Hazretleri de öyle diyor ya din tarifi yaparken. Yani alışılmış, mesela din Arapçada boyun eğmek anlamına geliyor. Boyun eğmek, kabul etmek anlamına geliyor. O mesela İlmi kelam noktasında bambaşka bir tarif getirmiş. Din diyor, bu güzel kainatı yapıp kalk eden zatın bu kainatı kendisiyle beraber tarif ettiği bir beyannamesidir diyor mesela. Kendisiyle beraber. Yani bizden de istediği din anlayışı bu aslında. Yani az önce abi ağaç örneği verdi. O bence bizim hep üzerinde durduğumuz noktayı mihrakiyemiz şu olması lazım. Ben üzerinden vahdeti, vahidiyeti, ehadiyeti ben üzerinden görmemiz lazım. Çünkü madem akrabu ileyhi min hablil veri bize şahtabanımızdan daha yakın Cenab-ı Hak. Madem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men arefe nefse fekad arefe rabbe. Kim kendini bilir tanırsa o Rabbisini tanır ve bilir. Madem Allah kendi sırrını bizim üzerimizde fark etmiş,
biz en evvela kendimiz üzerinden o sikkeyi, o turrayı görmemiz lazım. Daha kalıcı, daha şuhudi, daha kesin, daha bir tevhid melekesi maliki olabileceğimiz bir kapı bizim. Kendinde görmediğin bir şeyi kainatta görebilir misin? Zorlamayla görmeye çalışırsın, takliden. Görebilir misin? Göremezsin ki ya. Çünkü her şey ya insan, kainatın misali musavvarı ya. Bütün kainatlara baksan... Din, hayır. Din noktayı nazarından yorumlayabilmek için önce kendini din noktayı nazarından değerlendirmen lazım. Yani kendini Esma ile okumamış 23. sözdeki manadan gidersen kainatını nasıl Esma ile okuyacak yani? Okuyamaz ki. O kadar ki teferruat ayette giremez zaten. Hatta öyle olsa herkes o yolu seçer. Zor olan yol işte bu. Böyle önce kendini sonra kainat. Ey insan kendini oku dediği mana bu. Ey insan kendini oku. Esma olduğunu farkına var. Sen bir varlıksan senin de varlığın aslında bir ehad-ı samede muhtaç olan bir varlıksın sen. O yüzden senden hayır çıkmaz yani. Mutlak kudret sahibi değilsin sen, mutlak ilim sahibi değilsin. Sen ağaç, farklı noksan ve kusurdan mürekkep, hamurdan yorulmuş bir varlıksın. Her an tecelliyata mahzarsın ama tek farkın bütün tecelliyata mahzariyetin o esmaya cami bir yansıman veya aynadarlık yapman. Bunda farkına varırsan sana bir katkısı olacak. Öteki türlü olmaz, okuyamazsın yani. İnsan esbabın sultanı ya, yani sebeplerin içerisinde ihtiyar ve iradesi en geniş ya. Bir Plüton'a baktığında, bir Mars'a baktığında, bir galaksilere baktığında sebepler tahtında onların ihtiyar ve iradesi olmadığı için intikal biraz daha kolay olabiliyor. Yani başka sebeplere kutsiyet veriyor ayrı ama insan öyle değil. Kainat içerisinde bütün esbapların sultanı, ihtiyar ve iradesi en geniş. Bizim içimizden de Hazreti Peygamber çıkmış Aleyhisselatü Vesselam. O ne demiş? Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki demiş yani. Yani bize dönmesi zor olan, bence kolay olan afaka bakıp görmek. Yani kolaylıktan kastım şu, ihtiyar ve irade sahibi olarak görmeyen cansız cemadatın elbette bir kudretle, bir ilimle, bir iradeyle, bir hikmetle, bir hakimiyetle, bir tasarrufla, bir maksatla bir yere doğru sevk edildiği görülebiliyor. Fakat biz, ben de varım. Yani bende de bir renk var. Bende de bir şeyler var. Olduğu için biz zor olanız. Evet. Ve biz kendimize o yüzden dönmeyip hep hizmetimiz içinde de konuştuğumuz mevzu var ya, işte biz olduk, bittik, biz insan olduk, kamil manaya ulaştık. Yani şimdi sıradakilere bakalım. Etraftakilere evet. Namaz kılacak, tesettüre girecek, içkiyi bırakacak, diğer etrafımızdakilere bakalım. Yani nihayetsiz bir zatın muhatabı kendinsin ama kendinden geçip başkalarına sevk ediyor seni ya. Evet. Takip edilmez bir turasıdır dedik. Evet. Bir şeyi, her şeyi bir şey yapmak her şeyin halikine has. Bu her şey kelamı çok önemli. Ben bununla ilgili ders yapmıştım. Toplama yapmıştım. Her şey. Çok güzel. Her şey. Mesela her şey parantezi dışında kaldı mı kalan veya da bıraktığımız şeylerin hepsi hanemize şirk olarak yazılır. Zaten sıkıntımız şu bizim, mutlakiyet meselesi. Yani her şeyi verememekten kaynaklı. Her şeyi diyoruz ama bu, üstad ne diyor buna? İstibat mı diyor? Akla sığıştıramamak. Mesela her şeyi vermek çok zor. İlla bir parça koparıyoruz ama böyle bir parça kopartmak istiyoruz. Kesrette yani. Kesrette boğulmak diyebilir de. Evet. Fahdet derken onu kastettim. Yani kesrette boğulmaması için. Çünkü buradaki temsildeki de öyle yaptı. Ağaca baktı, bütün yemişleri gördü, şöyle bir nazarına geçirdi. Sonra bu işte acip bir esrar var diye düşündü. Yani benim anlatmak istediğim buydu, abim dediği gibi. Hı hı. O kesrette boğulmamak için vahdet yani devamı. O vahdeti de, o boğulmamak için vahdet içindeki ehadiyeti nazara veriyor sürekli. İşte 14. Leman'ın 2. makamında. Ya diyor tamam sen anlayamazsın o zaman ehadiyet tecellilerine bak işte sesine bak vesaire. Bizi cüzle uğraştırıyor çünkü külde idrak etmesi zor çünkü akla sığışmıyor. Yani küllü mesela biraz da ters oluyor bazen. Mesela cüzi işleri Allah'a verememekte sıkıntı yaşıyoruz biz. Mesela deprem oluyor Allah Allah diyor Allah yapıyor. Mesela desen ki ya kardeşim şu yolda yürürken ayağına taş takıldı. O taşı da oraya Allah koydurttu. Deyince böyle lan nasıl böyle olur mu? Şöyle ne alakası var yani.
Hani siz, o birazcık sığışmıyor akla yani. İşte her şey kavramı çok önemli. Yani her şeyi verebildiğimiz nispette, verebildiğimiz şeyler nispetinde tevhid basamakları bizim. Veremediğimiz nispette de tevhidden düştüğümüz noktalardır yani. Her şeyin Halık'ına has, kaderi külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Bakın, bir nişandır, bir ayettir. Demek ki Allah ile irtibatlandırdığımız her şey bizim için bir ayettir. 6666 Kur'an-ı Kerim ayeti ortalama. 400 bin mahlukat, kitabı, kebiri, kainatın ayetleri. Mesela bugün kaç yüz okudunuz da dediğimizde aslında biraz da aklımıza şey gelse. Kitabı, kebiri, kainatta kaç ayet okudun? Kaç yüz okudun? 200, 300, 300 okudun ha maşallah. Kaç ayet okudun kainatta? Hiç. Yine kaç yüz okudun denemiyor. Yüz parça noktası da ya. Ha yani. Anlamadım. Evet doğru. Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta kaç yüz okudun? Kaç yüz üzerinde Ehad-ı Samet ve Sultan-ı Ezel ve Ebedi gördün? Halık'ı müşahede ettin ki şehadet kelimesi manası budur. Ben şehadet dedim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Şahitlik ederim diyorsun. Nereden? Ne şahit oldun bugün abicim bana? Söyler misin sen? Yalancı şahitlik bizimki yani. Ben şahide dedim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Nerede şahit oldun? Hani bir tane olayda bana şahit oldun. Allah'ın bugün İsmail abi kaç kere şahit oldun? Allah'ın Allah'tan başka ilah olmadığına kaç kere şahitlik ettin? Bugün namaz haricinde benim alemimde hiçbir şekilde olmadı yani. Evet ben kendimden söylüyorum. Tevazu falan yapmıyorum. Bugün gaflet dedim yani. Namazı söylemiyorum. Namazı bizimki tekerleme yani. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne. Yani camide getirilen o kelime-i şehadet hep beraber buyurun eşhedü en la ilahe illallah. Mana yani ya bir kelam iddia ediyorsun. Diyor ki ben şahitlik ettim. Demezler mi adama? Mahkemeye gidiyorsun kardeşim demiyorlar mı? Nerede gördün? Gördün mü? Yok ben şahittim. Ya gördün mü? Görmediğin bir şey nasıl şahit olursun ya? Bugün şahit ettin. Peki neye şahit oldun? Neye şahit oldun da bugün şahadet getirdin yani? Esbaba kızdın, sövdün. Güneş çok sıcak, çok yanıyor dedin, sövdün. Hava çok sıcak dedin, acayip bir sıcak var, patladık dedin, sövdün. Esmiyor ya dedin, söndün. Dengesiz hava var dedin, sövdün. Nasıl bir şahitlik bu? Otobüs gelmedi, sövdün. İşin düzgün gitmedi, sövdün. Nerede şahit? Yalancı şahittir. İslamiyet'in en zor rüknü kelime-i şahadettir. Hep ben alemimde böyledir benim yani. Gün içerisinde hiçbir şekilde şahitlik yapmadığımız bir iddiayı söylüyoruz. Orada bir Allah var. Görmesek de, bilmesek de o Allah bizim Allah'ımızdır yani. Mekke müşrikler için bir inen bir ayet var. Okuyayım onu. Onunla Mekke müşrikleri okusun. Sen niye okuyorsun? Sen müşrik misin? Çok enteresan. Müşrik olmaya var mı? Bak abi çok enteresan. Oku ben. Mekke müşriklerinin imanından bahsediyor buradan. Bak Mekke müşriklerinin imanından bahsediyor. Kendimizi kıyas edelim diye okuyorum yani. قُلْ مَنْ يَرْزُقُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Onlara deseniz ki arzdan ve semadan suyu indirip sizi rızıklandıran kimdir? اَمَّنْ يَمْرِكُ السَّمَاءِ وَالْاَبْصَارِ Sizi işittiren ve gördüren kimdir? Onları yine sorsanız. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan, yaratan, fark eden kimdir diye onlara sorsanız. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ Yine onlara sorsanız ki bu işleri tedbir eden, idare eden kimdir? فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ Bunlar diyecek ki Allah'tır ve böyle demişler. Semadan yağmuru indirip arzdan rızkı kim çıkarıyor diye sorsanız, müşrikler için geliyor bu ayet. Onlar diyecek ki Allah'tır diyecekler. Size işitmeyi ve görmeyi veren malikiniz kimdir diye sorsanız yine Allah'tır diyecek diyor. Bak Mekke müşriklerinin imanı böyle ya. Şimdi biz bu imanın üzerine çıkacak nasıl bir gayrette bulunuyoruz? Ne kadar hayrette bulunuyoruz? İşte saymış olduğun hepsi birer ayet. Bak şahit olmuş demiş ki ondan sonra evet Allah görmemi görüştüren Allah. Rüzgarı, güneşi çıkartan Allah vesaire Allah. Yani Allah'a verdiğin anda işte o mesele zaten Allah'a vermek demek zaten
şey değil yani, zorlama değil yani. Zaten Allah yani, yapan Allah. Çünkü baktığında bir ufacık bir mevcudatın kainatla alakası varsa bu tevhidi gösterir. Zat-ı Ehad-ı Samet demeye mecbursun. Allah bütün o esmayı içinde barındığı için Allah kelamıyla ifade ediyorsun. Allah diyorsun yani. Yapan o bütün sistemi ve sistemin o büyüklüğünü ve bu ancak bir elden çıktığını anladığın anda söyleyeceğin kelamdır. Allah, ya Allah, la ilahe illallah. Başka yok. O yüzden o şehadet kısmı çok önemli. Ayet kısmı çok önemli. Aman yani mutlaka o idmanı ben 2-3 günden beri maalesef düştüm. Böyle o mahlukiyetimizi, kainattaki mahlukiyeti ve her an bir tecelliyat içinde Cenab-ı Hakk'ın bizi nasıl nimetlendirdiğinin farkındalığını gün içerisinde 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika böyle yapmak için çok ciddi çaba sarf etmemiz lazım. O zaman işte o zaman dilimlerimiz alemi arzda gittiğinizde göreceksiniz inşallah. Bakın belki birçok namazdan daha faydası olacak bize. Birçok şeyden daha faydası olacak. Öteki türlü biz kendimizi rahatlatıyoruz, serinletiyoruz yani. İşte çok cüz Kur'an okumakla veyahut da işte çok 30 sayfa okudum, 40 sayfa okudum diyerekten sayısal tekasür, çokluk krizinin içinde kendimizi harcıyoruz. Yani o kadar okuyorsun, bir tane ayet okumamışsan o zaman yani o ne okuyorsun yani? Ya yani sevap olur, bir enerjisi olur, faydası mutlaka vardır ama amaç o değildir, gaye o değildir yani. Din dar böyle olunmaz. Dini dar olun. Abi okurken de tefekkür moduna giriyoruz ya mesela buradan. O olmuyor mu? Tabii. Ama işte onu hayatına taşıman lazım. İşte şey de var abi işte insanla ciddi alakadarlık olduktan sonra belki olacak iş. Yani mesela bakıyorsun tefekkür edeceksin, ne edeceğini bilmiyorsun. Ya malzeme atmadan ne yapabilirsin ki? Adama şimdi diyorsun, veriyorsun 1 kilo kum, 2 kilo çimento, işte 1 kilo demir, bana diyorsun ki malzeme. Villa yap. Ulan bu malzemeyle villa olmaz. Kuş kulübesi de olmaz bundan yani, değil mi? Bir de hani belki hani çok ciddi muhatap olduktan sonra böyle şuur olarak düşünüp bir şey çıkmayacak. Yani baktık mı çıkacak. Fıtri. Namaz da böyle. Bak mesela üstad namaz kelimelerini mesela düşünmek huzuru bozar diyor, değil mi tahiyyat bahsinde? Onlar gelir. Ya onlar gelir diyor yani. Evet sen öyle değil mi? En çok neyle uğraşıyorsunuz? Namaz o aklınıza gelmiyor mu? Namaz kıl aklına gelir yani. Meşhurdur öyle. Türklere de namaz kıl aklına gelir. Bir şey unutmuşsun, namaz aklıma geldi falan. Çünkü niye? Yoğunlaşıyorsun. Geliyor. Fıtri geliyor yani. Gün içerisinde de namazımızın namaz olması tadil erken manası. Yani o mesela fıkıh mevzusu bize çok yanlış anlaşılıyor. Mesela lisanur fıkıh ekberdir. Fıkıh deyince aklınıza ne geliyor? İlmi hal bilgisi. El nasıl yıkanır, kol nasıl yıkanır, mes nasıl yapılır vesaire vesaire. Fıkıh Ekber kitabı var. İmam-ı Azam Hazretleri'nin. İçerisinde fıkıhtan hiçbir bahis geçmezmiş. Okumadım da okuyandan duydum. Ama fıkhın manası da derinlemesine kavrayıştır. Risale-i Nur, Kur'an'ı derinlemesine kavrayış koridorunu açmış bir eser olduğu için sana derinlemesine bir kavrayış verir. Sen tadil erkandaki manaların içeriğini marifetullah ile doldurursun. Yani o hareket bir mananın ifadesidir. Yoksa böyle rükuda dümdüz durmak, işte böyle sırt dümdüz olacak vesaire de işte ha oldu bu tadil erkan manası o değildir yani. O işin yalnızca şeklidir. Şeklin içinde boş kalıyor bizde. Tefekkür ve ubudiyette sen yoksun. Allah var, o yüzden zor. Ama namaz kılmakta, cüz okumakta, tesbih çekmekte sen varsın. Evet. O yüzden o kolay. Sen varsın çünkü içinde. Aktif değilsin yani şey. Ama üstad diyor ki en eyle vücut Adem'e gider, Adem'e inkılap eder diyor. Bunların hepsi başlarda. Yani dokuzuncu... Ben olduğum... Dokuzuncu sözde inşallah o manalar çok böyle net oturacak alemimizde. İnşallah oraya geldiğimizde o kısmı, o marifetullah, fıkıh ekber manasını çok net anlayacağız dokuzuncu sözde inşallah. Rabbim nasip ederse. Ehad-i Samet olan Sultan-ı Ezel ve Ebed derken hani sanki şöyle bir mana da var yani ben öyle anlıyorum. Şimdi bu Sultan-ı Ezel ve Ebed dediğimiz zaman Allah'ın Ehad ve Samet zatını, ilmini, esmasını biz mahlukiyet aleminden çıkarıp vücut dairesinde olduğunu fikrini bilebiliyoruz, düşünüyoruz yani. Hani ilmin ezeliyeti nasıl olurdu? Kader içerisine geçtiği gibi. Başı sonu yok. Evet. Aynı anda
hepsini birden ihata etmesi. Yani sanki Sultan-ı Ezel'lerde deyince bunu anlayabilir miyiz? Yani Allah'ın zatını, Hadi Samet olduğunu, biz şu mümkünatın mahlukiyet cetildi, atko mabudiyet vücut dairesinde görmeye Sultan-ı Ezel'lerde. Yani mahlukat üzerindeki tecelliyattan bütüne gitme tabiri caizse. O manayı sen söyle. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki hazinesi, yani ilim, bugün şeyle Mücahit abiyle onu tefekkür ettik sağ olsun, vesile oldu da, bu hazineleri Allah katındadır. Hazineler, hiçbir şey yoktur ki hazinelerin benim katımda olmasın, değil mi? O mana belli bir şeyle indirilir diyor ya, kader esasındaki ayet. Hazine kısmı o işte yani. Yaratılan bütün mevcudatın ilim dairesindeki, Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki sen söyle varlığı her an vücuda geliyor. İşte bize mahlukat boyutunda onu tecelli, onu müşahede ediyoruz. Mukayyet kısmını kaldırıyorsun. Tabii. Kayıt kısmını, Allah'ın esması, aynen. Kayıt kısmını kaldırmış oluyor. Aynen. Sultan-ı Ezelbet deyince. Aynen. Evet. Fikren kısmi intikal ediyoruz yani tam manasıyla. Tabii bu aksa nasıl idrak eder? Mahluk nasıl Halık'ı tam manasını idrak eder? Ancak tabiri caizse belli kısımlarını müşahede ederekten yapıyorsun yani. Kader-i külüşeye mahsus bir nişandı, bir ayettir ve o tılsım ise, bir tılsım vardı değil mi? Konunun başında mı geçiyordu tılsım? Alemin tılsım. Sırrı iman ile açılan, neyle açılmış o tılsım? Sırrı iman ile açılan, sırrı hikmeti hilkattir. Yaratılışın hikmeti. İman sırrıyla açılıyormuş. Ama önce dikkat edersiniz temsilde abiler. Birinci adam ve ikinci adam vardı ya. Birinci adam meseleleri nasıl değerlendirdi? İkinci adam nasıl değerlendirdi? Bak ne demişti ikincisinde? Bu sen söyle. Bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Ve bunda bir tılsım var. Diğeri hiçbir şekilde böyle bir şeye fark etmedi. Böyle bir şeyin farkına varmadı. Çünkü neden? Birincisi nizama ve intizama tebaiyeti kabul etti. İkincisi etmedi. Görmüş olduklarını adi ve aynı hakikat telakki etti. Öyle muamele gördü ve görüyor ve görecek. Abes gören abes yaşar. Bu kadar basit. Mesela şuradan başka bir pencere açalım. Gelecek kabirde de. Kabrin cennet bahçesinden bir bahçe olması alemi ahirette rahmete gark olmak için bu dünyada rahmete gark olduğunun farkına varman lazım. Bu dünyada çok boyutlu 4-5 dakika var. Allah razı olsun. Rejiden o şey geldi. Sinyal geldi. 5 dakikanız var diyor. Hemen reklam arası vereceğiz. Tamam, kameramanlar gibi oldu. Sen söyle. Yani bu dünyada çok boyutlu bu alemde Rahman-ı Rahim tarafından Allah Rahman ve Rahim olan, yani Bismillah önce Allah'a vereceksin, ondan sonra 10 dönücü lemanın ikinci makamı olan Bismillahirrahmanirrahim'in farkına, Rahman'ı ve Rahim'in farkına varacaksın. Bu dünyada her şeyde rahmet, hikmet, adaletle döndüğünü farkına vardığında, bu manayı yüklediğinde göreceğin öteki alem, öbür dünya diye ifade edilen bizim ezber sistemimizdeki alemde bu dünyanın uzantısını seyredeceğiz. Bu dünyada hiçbir şekilde rahmet yüklememişsin, her şeyde abes görmüşsün, çirkin görmüşsün. Bu ne ya? Güneş çok sıcak, hava çok dengesiz, ekonomiler çok berbat, böyle abeli, abes yüklen bir adam alem-i ahirete kabre girdiğinde işte rahmetli yarına gideceğim diyorsa bu adam kendini kandırıyor. Yani Alice harikalar diyarına gitmeyeceğiz abiler. Nasıl bir hayat yaşıyorsak o hayatın uzantısına gideceğiz yani. Zaten muvahhid bir müminin hayatında bir kopukluk yoktur ki. Hayatını alemi ervah, anne rahmi, dünya, kabir, evet, haşir, cennet, cehennem diye ayırmaz yani. Çünkü yek vücut bir hayat silsilesi olduğu için.
Ya o senin demiş olduğun çok çok üst nokta. Önce hani biraz daha alt seviyede şu şeyi idrak edelim. Ona o sen gittin nerelere gittin ya. Kapat ya şunu kapat. Bizden olmayan bizi dinleriz. El Fatiha ma salavat.